Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AdWords eğitimin ikinci bölümünü çekiyorum. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, bir önceki videomuzda CPM arttırma ve bir kelimenin ne kadar aylık olarak izlendiğine bakmıştık. Bu videomuzda hangi kategori ne kadar para kazandırıyor ona bakacağız. Örnek veriyorum, eğitim kategorisi veya eğlence kategorisi veya oyun kategorisi. Onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi AdWords'e kayıt olduk, girdik. Şimdi anahtar kelime planlayıcısını açtık. Buradaki en üstteki seçeneğe tıklıyoruz. Açtık arkadaşlar. Şimdi baştan başlayalım. Eğitim kanalından başlayalım. Örnek veriyoruz. Mesela bir eğitim kanalında neler olabilir? Photoshop eğitimi olabilir. Şöyle yazalım. Photoshop. Daha sonra Illustrator veya ne olur? Adobe Premiere eğitimi. After Effects eğitimi olabilir. Eğitim yazalım. Bu gibi şeyler olsun arkadaşlar. Tabi bunlar daha da arttırılabilir. Biz sadece aklımıza gelenleri yazalım. Fikir alıyoruz buradan arkadaşlar. Bekleyelim. Evet arkadaşlar, sonuçlar çıktı. Şimdi bakalım teker teker hep beraber. Photoshop kelimesi aylık olarak 90.500 kişi arıyormuş. Illustrator'u 18.000. After Effects'i 9.900. Adobe Premiere 2.400. Eğitimde 2.200. Şuradan önerilen teklife tıklıyoruz. Bizdeki en yüksekleri göstersin diye. Bakıyoruz arkadaşlar buradan. After Effects rekabeti düşük ve 88 kuruş veriyormuş. Mesela örnek veriyorum. Siz yurt dışı eğitim yapıyorsunuzdur. Yurt dışı eğitim kelimesini kullanırsanız 6 lira 74 kuruş arkadaşlar. Çok iyi bir rakam. Örnek veriyorum. Map sayfası 6 lira 63 TL. Bu gibi kelimeleri kullanırsanız arkadaşlar, eğitim kanalıysanız yüksek mevralar kazanabilirsiniz. Tabii ki bu kelimeleri daha da arttırabilirsiniz. Aklınıza geldikçe yazabilirsiniz. Kazanma oranları böyle. Aşağılara indiğimizde zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Adobe Photoshop Premiere 20 kişi arıyor. 2 lira 44 kuruş. Yani bunlar gayet de iyi rakamlar arkadaşlar. Bir oyun kanalı ne kadar kazanıyor olabilir? Tabii bunlar değişkenlik gösterir kesinlikle arkadaşlar. Kullandığınız kelimeye göre değişir. Biz oyun kelimesini yazalım. Oynadığınız tüm oyunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, oyunlar kelimesi Aralık ayında 135 milyon. Ocak ayında 142 milyon. Şubat ayında 134 milyon. Görüyorsunuz arkadaşlar, müthiş bir izlenmeye sahip. Fakat verdiği para 0.10. Yani siz bu kelimeyi kullanıp bulunabilirsiniz. Fakat şöyle diyeyim arkadaşlar, kazanma oranınız çok düşük. Yani gelir bazında söylüyorum. Geldik eğlence videolarına arkadaşlar. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela eğlence kanalısınız değil mi? Ne olabilir eğlencede? Challenge olabilir. Türkiye olabilir. Eğlenceli videolar olabilir. Komik olabilir. Komedi olabilir. Video olabilir. Eğer skeç çekiyorsunuz, parodi olabilir. Fikir al diyelim. Bunlar sadece örnek arkadaşlar. Genellikle kullanılan kelimeleri ben kullanıyorum şu an. İstediğinizde tabii siz bunu CPM'leri arttırabilirsiniz. Komik kelimesi 1,5 lira kazandırıyor. Bir önceki videodan zaten biliyorsunuzdur. Bakmıştık bunlara. Eğlence videolar 1,05. Aramaları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim size. Eğitimde iyi para var, az izlenme var. Oyunda iyi izlenme var, az para var. Eğlence videolarında orta bir şekilde arkadaşlar. Orta diyelim yani. İkisinin ortası gibi düşünün. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için videoyu paylaşıp beğenirsiniz ve abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.